Liranın değer kaybetmesi turiste yaradı. Türkiye'de tatil ucuzladı ve ucuzlamaya devam ediyor. Kimi kıyafet, kimi tatlı, kimi ilaç alıyor. The price is perfect. Fiyatlar mükemmel. Kapalı çarşıdan bir sürü lüks marka kıyafet almayı düşünüyorum. 5 kişi 5 gece için otele 300 euro ödedim. Çok ucuz gerçekten. Turistin alışveriş tercihinin başında kıyafet ve takı geliyor. Ben bir sürü kıyafet aldım. 5 gün için hostele 60 euro ödedik. Her şey gerçekten çok ucuz. Kahve, sandviç. Gerçekten çok çok ucuz. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Giderken ilaç alacağım buradan. Ben gümüş bir yüzük aldım. 200 dolar ödedim. Bu kalitede altın ve gümüş mücevher Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Fiyatlar geçen seferki ziyaretime göre çok artmış ama Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslanınca çok daha ucuz. Yemek sektörü de turistler için ucuz. Buradaki yemeklerin porsiyonları 40 ile 50 lira arasında değişiyor. Yani ortalama 3 Amerikan doları. Çorbasından tatlısına bir turistin karnını doyurması ortalama 5 dolar tutuyor. Döner 40 lira, yani yaklaşık 2-2,5 euroya geliyor. İspanya'da buna en az 6 euro öderdim. Burası gittiğim en ucuz lokasyon. Daha lüks bir restoranda akşam yemeği ise kişi başı 10 dolar civarında. İki gün önce şu lüks restoranda yemek yedik. 650 Türk lirası ödedik. 45 dolar civarı ediyor galiba. 4 kişi çok kaliteli bir yemek yedik. Bu fiyata anca fast food restoranında hamburger yerdik kendi ülkemizde. Her şeyin fiyatı çok makul. 2000 lira ödedik dün 14 kişilik kalabalık lüks bir yemeğe. Aynı yemeği kendi ülkemde 2000 dolara yiyemem. Çok ucuz, Türkiye çok ucuz.